Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan sosyolog Aydın Öztürk'ün Facebook'taki paylaşımlarından dolayı hakkında açılan dava bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkemeyi gözlemci olarak Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu MYK üyesi Ramazan Gürbüz, Büro Emekçileri Sendikası BES Genel Başkanı Fikret Aslanlı, BES Genel Sekreteri Davut Balıkçan Karadan, Aydın BES Şube Başkanı Musa İkici de Aydın'dan gelerek sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'nde görülen davayı izledi. Sabah saat 11'de başlayan duruşma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mahkeme Başkanı davanın 8 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi. Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan KESK MYK üyesi Ramazan Gürbüz, siyasi iktidarın kendisine muhalif tüm kesimlere çeşitli suçlamalarla ötekileştirdiğini iddia ederek, hedef muhalefeti sindirmek ve AKP'nin devleşmesine zemin hazırlayacak hukuk tanımaz, yasa tanımaz bir tarzı sürdürmek diye konuştu. Bilinçli bir tarzda arkadaşlarımız ve konfederasyonumuza özellikle yönelik bir ötekileştirme, arkadaşlarımıza yönelik, konfederasyonumuza yönelik baskı, sürgün ve cezalandırma yoluna gitmiştir. Ama kurulduğumuz günden bugüne kadar emek, barış ve demokrasi mücadelesini hiçbir duraksamadan sürdürdüğümüz gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan dava açılan sosyolog Aydın Öztürk de Facebook'ta yaptığı paylaşımlarından dolayı böyle bir sürecin başladığını ifade ederek şunları söyledi. Süreçle ilgili yaptığım paylaşımlar, sürecin aktörlerinin yaptığı medyaya yansıyan açıklamaları paylaştım diye propaganda suçu isnat edildi. Tabii biz bunu kabul etmiyoruz. Tam olarak neydi suçun ismi? Terör örgütü propagandası. Terör örgütü propagandası. Ağır cezada yani. Evet, ağır cezada. Peki bugünkü duruşmada ne karar çıktı? Yani ertelendi. 8 Eylül. 8 Eylül. Yani düşünceyi ifade etmek suç olmamalı. Olamaz. Bu yüzden biz düşüncelerimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bir suç değildir. İnsan olan herkesin düşüncesi olur. Bu düşüncesini de ifade eder. Bu çok doğal bir şeydir yani. Bunun yargılama konusu yapılması zaten kabul edilemez bir şey.